Bundan birkaç video öncesinde vektörlerin uzunluğu fikrini tanıtmıştık. Bu sembol vektörlerin uzunluğunu anlatıyordu. Evet, uzunluk. Bu fikir düzgün bir fikirdi çünkü biz cisimlerin ikinci veya üçüncü boyuttaki uzunluğuna alışığız. Fakat eninci boyutlarına gelince bu fikir çok soyutlaşıyor. Eğer A'nın 100 tane bileşeni varsa 100 boyutlu bir vektörü hayal etmek zordur. En azından benim için. Fakat biz bu vektörlerin uzunluk kavramını tanımladık ve bu kavramın yönsüz bir büyüklük olduğunu gördük. Skaler. Bu videoda ise vektörler arasındaki açı kavramını tanımlamak istiyorum. Evet, vektörler arasındaki açı kavramı. Sizin de görebileceğiniz üzere tüm bu vektör matematiğini temelden inşa ediyoruz. Bu yüzden de ben açının ne olduğunu biliyorum gibi bir söz söyleyemeyiz. Çünkü açılar ve uzunluklar ile ilgili bildiğimiz her şey 2 ve 3. boyut için geçerli. Fakat lineerce bir alanı bu fikirleri çoklu boyutlara soyutlamakta. Aslında daha boyutun da ne olduğunu tanımlamadım. Fakat insanlar ikinci, üçüncü boyutla ilgili konuştuğu zaman hepinizin boyut kavramı hakkında belli bir ölçüde fikir edindiğini düşünüyorum. Peki, konuyu anlatmaya başlayayım. Diyelim ki A ve B olmak üzere iki tane vektörümüz var. Bu iki vektör R üzeri n kümesine ait olsunlar ve sıfırdan da farklı olsunlar. Henüz bu iki vektör arasında bir açı kavramım yok. Öncelikle bu iki vektörü bir çizeyim. Bunları ikinci boyutta çiziyormuş gibi çizeceğim. O zaman bu A vektörü olacak, yanındaki de B vektörü olsun. B'den A'ya giden vektör de A eksi B vektörü olacak. A eksi b vektörünü vektörlerde öğrendiğimiz toplama ve çıkarma işlemleri sayesinde veya ucuca ekleme kuralı sayesinde doğrulayabiliriz. O zaman b artı a eksi b elbette a vektörüne eşit olacaktır. Aynı kural buradaki vektörler için de geçerli. Açı kavramını daha iyi tanımlamak için şuraya bu üçgene benzer başka bir üçgen çizeyim. Fakat şunu unutmayalım ki ben bu çizimleri anlattıklarımı ikinci boyutta hayal edebilmemiz için çiziyorum ama bunlar sadece iki boyutlu şeyler olmak zorunda değiller. Her birinin 100 tane de bileşeni olabilir. Neyse. Şimdi ilkine benzeyen ikinci üçgeni çizeyim. Birbirlerine benzer olduğunu varsayalım. Evet. Bu üçgenin kenarlarını her bir vektörün uzunluğu olarak tanımlayacağım. Her bir vektör ne kadar bileşen içerirse içersin uzunluklarının sadece sayı olduğunu unutmayın. O zaman üçgen üst kenarının uzunluğu, a'nın uzunluğuna eşit olacak. Sağdaki uzunluk a eksi b'nin uzunluğuna alttaki ise b vektörünün uzunluğuna eşit olacak. Şimdi emin olmak istediğimiz ilk şey her zaman buna benzer bir üçgen çizip çizemeyeceğimiz. Peki hangi şartlar altında buna benzer bir üçgen çizemeyiz? Buna benzer bir üçgen çizemememiz alt kenarın. yani b'nin, Durun, durun. Bunu daha düzgün yazayım. Çünkü bu pek göze çarpmayan bir nokta ve ben bunu olabildiğince anlaşılır yapmak istiyorum. Vektörlerde açı kavramını gösterebilmek için her zaman bir üçgen çizebileceğimize emin olmalıyız. O zaman bu üçgeni çizemeyeceğim durumlardaki nedenleri yazayım. Evet. Eğer B'nin büyüklüğü veya B vektörünün uzunluğu da diyebiliriz. A vektörünün uzunluğu ve a eksi b vektörünün uzunluğunun toplamından büyük olursa ne olur? Bu durumda r karede asla böyle bir üçgen çizemem çünkü sağ ve sol kenarın uzunluğu toplamı alttaki kenarın uzunluğundan küçük olamaz. Yani hiçbir zaman böyle bir üçgen çizemezsiniz. Bunu bütün kenarlar için uygulayabilirim. Eğer sağ kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunluğunun toplamından fazlaysa ya da sol kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunluğunun toplamından fazlaysa ne olur? Bu gibi durumlarda asla bir üçgen çizemem. O zaman şimdi vektör üçgeni eşitsizliğini kullanarak her bir kenarın uzunluğunun öbür iki kenarın uzunluğunun toplamına eşit ya da toplamından küçük olduğunu kanıtlayacağım. Bir noktayı daha da anlaşılır yapayım. Eğer a vektörünün uzunluğunun herhangi bir nedenle a eksi b vektörünün uzunluğuyla b vektörünün uzunluğunun toplamından büyük olduğunu gösterirsem bir üçgen çizemem. Ve son olarak da eğer a eksi b vektörünün uzunluğunun herhangi bir nedenden ötürü a ve b vektörlerinin uzunluğunun toplamından büyük olduğunu gösterirsem yine bir üçgen çizemem. O zaman tüm sıfır olmayan ve üzeri en kümesine ait olan gerçek vektörlerin bu kuralı sağladığını göstermeliyim değil mi? Hepsinin bu kuralı sağladığını ve bu gibi durumlarda bir üçgen çizilmeyeceğini kanıtlamalıyım. O zaman üçgen eşitsizliği bize neyi gösterir buna bakalım. Üçgen eşitsizliği bize her zaman iki gerçek vektörün toplamının uzunluğunun ayrı ayrı bireysel olarak uzunluklarının toplamından küçük ya da bu toplama eşit olduğunu söyler. Tabii ki bu vektörler sıfırdan farklı olmalı. O zaman bu kuralı bu üçgen içinde uygulayıp uygulayamayacağımıza bakalım. A vektörünün uzunluğu nedir? A vektörünü aslında tekrar yazayım. A vektörü neye eşit? A vektörü B vektörü ile A eksi B vektörünün toplamına eşit öyle değil mi? Evet. Tek yaptığım a vektörünü tekrardan yazmak, yani a'yı diğer iki vektörün toplamı olarak yazdım. Başka özel bir şey yapmadım, üçgen eşitsizliği gibi şeyleri kullanmadım. Sadece vektörlerin toplamı kuralını kullandım. Fakat eğer b'yi ve a eksi b'yi, Parantez içine alıp ayrı ayrı düşünürsem buraya üçgen eşitsizliği kuralını uygulayabilirim. O zaman kanıtladığımız üçgen eşitsizliğinden yola çıkarak diyebiliriz ki B artı A eksi B vektörünün uzunluğu her birinin uzunluğunun toplamından küçük ya da toplamına eşittir. Yani B vektörünün uzunluğu ve A eksi B vektörünün uzunluğunun toplamından küçük ya da eşit. O zaman a vektörünün uzunluğunun b'nin uzunluğuyla a eksi b'nin uzunluğunun toplamından küçük olduğunu biliyoruz. Böylece daha önce yazdığımız üçgen oluşturmayı engelleyen a'nın uzunluğunun diğer ikisinin uzunluğundan büyük olması durumuyla ilgili endişelenmemize gerek yok. Bunun doğru olmadığını artık biliyoruz. Şimdi bir de b vektörüne bakalım. B vektörünü diğer iki vektörün toplamı şeklinde yazmam mümkün mü? Tabii ki de mümkün. B'yi a artı şöyle, şöyle anlatayım. Eğer ki buradaki vektör a eksi b vektörü ise zıt yöndeki aynı vektör b eksi a vektörü olacaktır. Öyle değil mi? O zaman a artı b eksi a yazabilirim. Bu da b vektörüyle aynı şey. Buradan anlaşılabileceği gibi a'lar birbirini götürecek ve elimizde yalnızca b kalacaktır. Üçgen eşitsizliği yoluyla bunun a vektörünün uzunluğu ile b eksi a'nın uzunluğunun toplamından küçük ya da eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bana sen burada b eksi a ile ilgileniyorsun fakat üçgendeki uzunluk a eksi b diyebilirsiniz. Ben bunun vektör uzunluğu tanımına dayandığını kanıtlamayı size bırakabilirim ama b eksi a vektörü eksi 1 çarpı A eksi B'ye eşittir. Bu ikisinin de uzunluklarının eşit olduğunu anlamayı size bırakıyorum. Üçgenden görsel olarak da görebileceğiniz gibi bu iki vektör birbirinin aynısı sadece yönleri farklı. Burada uzunluklar konusunda dikkatli olmalıyım çünkü sadece e, ikinci boyutta değil bunlar. Fakat mantığını kavradığınızı düşünüyorum. O yüzden ikisinin de aynı uzunlukta olduğunu kanıtlamayı size bırakıyorum. Şimdi B vektörünün A'nın uzunluğuyla A eksi B'nin uzunluğunun toplamından küçük olduğunu biliyoruz. Böylece üçgen oluşturmayı engelleyen B'nin uzunluğunun diğer ikisinin uzunluğundan büyük olması durumuyla ilgili de endişelenmemize gerek yok. Son olarak A eksi B. A eksi B vektörünün büyüklüğü veya uzunluğu aynı şey a eksi b'yi a artı eksi b olarak yazabilirim. Vektör üçgeni üzerinden gösterirsek b yerine eksi b deyip yönünü ters çevirdik ve eksi b vektörünü a vektörü ile toplayıp a eksi b vektörünü elde etmiş olduk. Aslında üçgen üzerinden göstermeye gerek yok. Yazdığımdan da kolaylıkla anlaşılabiliyor. Sadece eksiyi parantez içine aldım üçgen eşitsizliği size biraz sıkıcı görünse de aslında bize vektörleri bu şekilde kullanarak her zaman düzgün, düzlemsel bir üçgeni tanımlayabileceğimizi gösteriyor. Üçgen eşitsizliği bize a artı eksi b vektörünün uzunluğunun a'nın uzunluğu ile eksi b'nin uzunluğunun toplamından küçük ya da eşit olduğunu söyler. Dediğim gibi kendiniz de kanıtlayabilirsiniz. Eksi b vektörünün uzunluğu b vektörünün uzunluğuna eşittir. O zaman gördük ki B vektörünün uzunluğu diğer iki vektörün uzunluğunun toplamından küçük. A vektörünün uzunluğu diğer iki vektörün uzunluğunun toplamından küçük. A eksi B vektörünün uzunluğu diğer iki vektörün uzunluğunun toplamından küçük. Yani üçgen çizemememiz için bu nedenlerden hiçbiri geçerli değil. O zaman sıfırdan farklı ve R üzeri en kümesine ait her vektörden bu kurala göre bir üçgen oluşturabilirim. Bu tür üçgenleri her zaman çizebiliriz. Şimdi açıyı tanımlamak için buraya vektörleri biraz daha büyük bir şekilde yeniden çizeyim. Bu A vektörü. Bu da B. Diğer vektörü de şu şekilde çizeyim. Evet bu da A eksi B vektörü. Daha önceden kenarları vektör uzunluklarından oluşan düzgün sıradan bir üçgeni vektör uzunlukları sayesinde tanımlayabileceğimizi söylemiştik. O zaman bu kenar b vektörünün uzunluğuna eşit. Sağ taraftaki kenar a eksi b vektörünün uzunluğuna eşit. Sol taraftaki kenar ise a vektörünün uzunluğuna eşit. Böyle bir üçgeni her zaman çizebildiğimi bildiğime göre şimdi sıra iki vektör arasındaki açıyı tanımlamaya geldi üçgendeki açının ne olduğunu biliyoruz bu çizmiş olduğum sıradan geometrik bir üçgen şimdi vektörler arasındaki açının bana göre tanımını size anlatacağım vektörler arasındaki açı şu an tanımlayacağım şey Vektörler herhangi bir sayıda eleman içerebilirler. Bu yüzden açıyı gözümüzde canlandırmak zordur. Fakat ben bu açıyı size iki kenarı A ve B vektörlerinin uzunluğuna ve karşı kenarı da bu iki vektörün farkının uzunluğuna eşit olan sıradan bir üçgenin açısı gibi tanımlayacağım. Bu sadece iki vektör arasındaki açının tanımı. R üzeri n kümesine ait ve herhangi bir sayıda bileşene sahip olabilecek vektörler arasındaki açıyı tanımlıyorum ve bu açıyı sıradan üçgendeki iki vektör uzunluğuna eşit olan kenarlar arasındaki açının aynısı olarak tanımlıyorum. Şimdi bununla ne yapabilirim? Yani buradaki bütün bunlar arasındaki ilişkiyi bulabilir miyim? Tabii ki de evet. Eğer ki trigonometri derslerinden ya da daha önceki videolardan hatırlarsanız elimizde bir kosinüs teoremi vardı. Öyle değil mi? Kosinüs teoremi. Sizin kafanızı karıştırmamak için kosinüs teoremini buraya gelişi güzel çizeceğim bir üçgen üzerinde göstereyim sol kenar A, alt kenar B, sağ kenar C ve A ve B kenarı arasında kalan açı teta ise kosinüs teoremi bize şunu söylüyordu. C'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi eksi 2AB çarpı kosinüs teta. Bu kuralı her zaman Pisagor teoreminin daha geniş hali olarak düşünürüm. Çünkü burada bu açının dik açı olma zorunluluğu yok. Yani bu kural tüm açılar için geçerli. Eğer buradaki açı dik açı olursa kosinüs 90 sıfır olduğu için 2ab kosinüs teta terimi yok olur. Böylece elimize Pisagor teoremi gelir. Öyle değil mi? Ama bunu zaten kanıtlamıştık. Kosinüs teoremi sadece sıradan üçgenler için geçerlidir ve şanslıyız ki elimizde sıradan bir üçgen var. O zaman ortadaki şu üçgene kosinüs teoremini uygulayalım. Sağdaki üçgenle ortadaki üçgeni çizme şeklin birbirine biraz benzemiş. a eksi b vektörünün uzunluğunun karesi. Evet, a eksi b vektörünün uzunluğu, sadece üçgenin sağ kenarının uzunluğuna eşit. Bu yüzden bu uzunluğun karesini aldım. Bu da b vektörünün uzunluğunun karesi artı a'nın uzunluğunun karesi eksi, 2 kere a'nın uzunluğu çarpı b'nin uzunluğu çarpı bu açının kosinüsüne eşit. Soldaki üçgendeki iki vektör arasındaki açıyı ortadaki üçgendeki açıyla aynı olarak tanımladım. O zaman ortadaki üçgendeki açıyı bilirsek soldaki ilk üçgendeki açıyı da biliriz. Vektör uzunluğu kuralına bakarak bir vektörün uzunluğunun karesinin vektörün kendisiyle iç çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. O zaman bu a eksi b iç çarpım a eksi b'dir ve a eksi b vektörünün uzunluğunun karesinin sağ yanında yazanlara eşit olur. Ama durun bu denklemin sol tarafını dağıtarak daha ilginç bir hale getirelim. a eksi b iç çarpım a eksi b. a iç çarpım a eksi a iç çarpım b eksi b, b iç çarpım a artı b iç çarpım b'ye eşittir. Bu sol tarafın farklı bir yazılışı ve istesem bunu tekrar eskiye getirebilirim. a iç çarpım a'nın a'nın uzunluğunun karesiyle aynı şey olduğunu biliyoruz. a iç çarpım b ve b iç çarpım a aynıdır. Bu yüzden elimizde bunlardan iki tane var. O zaman eksi 2 çarpı a iç çarpım b şeklinde yazabiliriz. Ve son olarak da b iç çarpım b. Bunun da B'nin uzunluğunun karesi olduğunu biliyoruz. Böylece yukarıda yazmış olduğum A eksi B vektörünün uzunluğunun karesini biraz daha sadeleştirmiş oldum. Aslında bunu daha da genişlettim demek daha doğru olur. Çünkü eğer bir terimi 3 terim ile ifade edersek sadeleştirme yapmış olduğumuzu söyleyemeyiz. A eksi B vektörünün uzunluğunun karesini genişlettiğime göre bunun genişletilmemiş halinin sağ tarafına yazılanlar genişletilmiş haline de eşit olur. O zaman A eksi B vektörünün uzunluğunun karesinin sağ tarafında yazılanları tekrardan yazmamak için kopyalayalım kopyalayıp genişletilmiş halinin yanına yapıştırayım. Evet. Kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. İşte oldu. Kopyala yapıştır işlemini yapmaya değdi mi bilmiyorum ama biraz zaman kazanmış olabilirim. O zaman kopyalayıp yapıştırdığımız a eksi b vektörünün uzunluğunun karesinin genişletilmiş haline eşit. Şimdi bu denklemi biraz daha sadeleştirebiliriz. Sağ ve sol tarafta a vektörünün uzunluğunun karesi var. Bu yüzden bunu her iki taraftan da çıkaralım. Her iki tarafta da b vektörünün uzunluğunun karesi var. Bunu her iki taraftan çıkaralım. Daha sonra ne yapabiliriz? İki tarafı da eksi 2'ye bölebiliriz. Zira elimizde kalanlar her iki tarafta da 2'nin katı. Böylece iki taraftaki terimlerin kat sayısı 1 olacak. Elimizde kalan tek şey a iç çarpım b vektörleridir. Aslında bu yaptığımız ilginç bir şey çünkü bir anda iki vektörün iç çarpım ilişkisini elde ediyoruz. Burada vektörlerin uzunluk kavramından biraz uzaklaşmış olduk ama bu iki vektörün iç çarpımı onların uzunlukları çarpı aralarındaki açı açının kosinüsüne eşit olmuş oldu. Bu arada vektörler herhangi bir sayıda bileşene sahip olabilirler. Unutmayın ki daha önce söylediğim gibi denklemdeki bu teta benim benzerlik kurmak için çizdiğim üçgendeki açıyla aynı. Fakat ben ilk çizdiğim üçgendeki açıyı ikinci üçgendeki açıyla eşit görerek tanımlıyorum. Evet, o zaman denklemdeki teta'nın ilk üçgendeki açı olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası vektörler arasındaki açı fikri üçüncü boyutun ötesine geçtiği zaman hayal etmesi çok zor oluyor. Fakat en azından şu an elimizde bunun matematiksel olarak tanımlanmış hali bulunuyor. O zaman şimdi bana iki tane vektör verirseniz yukarıda yazmış olduğum tanımları kullanarak kanıtladığım bu formülü kullanıp bu iki vektör arasındaki açıyı hesaplayabilirim. Biraz daha uç değerlere bakarsak mesela A, B'nin skaler bir katına yani b çarpı c'ye eşit olursa ve c sıfırdan büyükse, teta sıfır olacaktır. Eğer c sıfırdan küçük olursa, a ile aynı doğrultu üzerinde olur ama tam zıt yöne hareket eder, o zaman da teta 180 dereceye eşit olur değil mi? Fakat bu söylediklerim iki boyutlu vektörler için uygun. Eğer vektörler aynı doğru üzerindeyse ve skaler katsayıları eşitse uygun. Bu demek oluyor ki A vektörü böyle bir vektöre, B vektörü de böyle bir vektöre benziyor. O zaman burada 0 derecelik bir açı var diyebiliriz. Eğer farklı yönde giderlerse yani A buna benzer bir şekilde B'nin tam tersi yönünde ilerlerse aralarındaki açıyı 180 derece olarak tanımlarız. Bu ikisinin dışındaki her şey üçgen örneğiyle iyi bir şekilde tanımlandı. Bu iki durumu özel bir şekilde anlatmam gerekti çünkü üçgen bu durumlarda kaybolacağı için üçgen üzerinde düzgün anlatamazdım. A ve B vektörleri birbirlerinin üstünde olursa veya birbirlerinin tam zıt yönde giderse üçgen yassılaşır bu yüzden de bu iki durumu bir yan bilgi olarak söyleyeyim istedim. Şimdi biraz önce yazmış olduğumuz vektörler arasındaki açı formülünü kullanarak dik vektörler fikrini açıklayabiliriz. O zaman dik vektörler için yeni bir tanım söyleyeceğim. Aslında bu çok çok önemli olmayacak ya da olabilir. Çünkü vektörlerimizi herhangi bir sayıda elemana sahip olacak şekilde genelleştirdik. Eğer a ve b vektörlerinin arasındaki açı 90 derece ise a ve b vektörleri diktir. O zaman bunu tanımlayabiliriz. Öncelikle İki tane vektör alırız ve bunların iç çarpımlarını alırız. Eğer bu iki vektörün uzunluğunu bulabilirsek aralarındaki açıyı da bulabiliriz. Eğer bu açı 90 derece ise iki vektörün dik olduğunu söyleyebilirsiniz ve e, burada çok net olmak isterim çünkü bu kural aslında sıfır vektörleri için geçerli değil. Fakat bu durum sıfır vektörü için geçerli değil çünkü eğer sıfır vektörümüz varsa iki vektörün çarpımı ve uzunluklarının çarpımı sıfır olur. Bu yüzden de açının tam net bir tanımı bulunmaz. Buradan da bakarsak a ve b'nin çarpımı 0 ise 0 0 çarpı teta'nın kosinüsüne eşit olur. Eğer teta'yı bulmak isterseniz kosinüs teta'nın 0 bölü 0 yani belirsiz olduğunu görürüz. Ama dik kelimesinden birazcık daha genel bir kelime bulabiliriz. Öncelikle diklikten bahsedebilmemiz için tanımlı bir açımızın olması gerek. Eğer iki vektör arasındaki açı 90 derece ise tanıma bakarak bu iki vektörün dik olduğunu belirtebiliriz. Vektörlerin dik olduğunu söyledik. Fakat iki vektörün arasındaki açının 90 derece olması ne anlama gelir? Diyelim ki teta 90 derece. Şuraya bir çizgi çekeyim. Teta 90 dereceye eşit. O zaman daha önce yazmış olduğum formül bize ne söyler? Bu formül bize a iç çarpım b'nin a vektörünün uzunluğu çarpı b vektörünün uzunluğu çarpı kosinüs 90 olduğunu söyler. 90 derecenin kosinüsü kaçtır? 0'dır. Eğer anlayamadıysanız bilim çember konusunu tekrarlayabilirsiniz 90 derecenin kosinüsü 0'a eşit olacağından eşitliğin sağ tarafı da 0'a eşit olacaktır o zaman eğer teta 90 derece ise a iç çarpım b de 0'a eşit olacaktır bu da ilginç bir durum eğer a ve b dik ise onların iç çarpımları 0'a eşittir o zaman eğer a ve b'nin iç çarpımları sıfırsa bunlar kesinlikle diktir diyebilir miyim ya A veya B bir sıfır vektörü ise Sıfır vektörünü z olarak göstereyim veya sıfır vektörünü normal yazabilirim. Sıfır vektörünün herhangi bir şeyle iç çarpımı her zaman sıfır eşit olacaktır. O zaman bu sıfır vektörünün her şeye dik olduğunu mu gösterecek? Hayır, çünkü dik sözcüğünü kullanabilmek için elimizde iki şeyin arasındaki açı kavramının olması gerekir. O zaman sıfır vektörünü kullanamayız. İki vektörün iç çarpımı 0'a eşit diye dik olduklarını söyleyemeyiz çünkü sıfır vektörü tanımsız olduğundan bunu mahvedecektir. Fakat eğer a ve b vektörlerinin sıfırdan farklı olduğunu belirtirsek ki en baştan beri söylüyoruz, o zaman a ve b'nin iç çarpımları sıfır ise a ve b diktir diyebiliriz. Şimdi iki yönlü de oldu. Peki? Tek bir koşulumuz varsa sadece a iç çarpım b'nin 0 eşit olduğu durum verilmişse bu basit sade bir şart gibi gözüküyor ve bunun için bir kelime yazabiliriz. Biraz sonra söyleyeceğim kelimeler aslında eş anlamlı olarak kullanılıyor ama umarım aradaki farkı anlarsınız. Eğer ki iki vektörün iç çarpımı 0 ise bu vektörleri ortogonal olarak adlandırırız. Her zaman dediğim gibi kelimelerin yazılışları benim en iyi konum değil fakat bu düzgün bir fikir oldu. Bu bize bütün dik vektörlerin ortogonal olduklarını söylüyor. Aynı zamanda sıfır vektörünün diğer her şeye ortogonal olduğunu da söylüyor. Evet, diğer her şeye ortogonal. Diğer her şeye hatta kendisine bile sıfır vektörü 3 çarpım sıfır vektöründen gene sıfır elde ederiz öyle değil mi? O zaman iki vektörü ortogonal olarak tanımlayabiliriz. Bu zamana kadar dik ve ortogonal kavramlarını fizik, geometri neredeyse tüm derslerde aynı anlamda kullandınız ama şimdi burada bu iki kelime arasındaki çok ince ve küçük bir ayrımdan bahsediyorum. Bununla öğretmenlerinize karşı birazcık ukala olabilirsiniz. Bilirsiniz işte dik olmaları için hiçbirinin sıfır vektörü olmamaları lazım. Diğer türlü eğer iç çarpımları sıfırsa onların sadece ortogonal olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat eğer eğer vektörler sıfıra eşit değilse hem ortogonal hem de dik olduklarını söyleyebilirsiniz. Her neyse, size bu küçük farkı kelime oyunları yapmayı seven biriyle karşılaşırsanız diye anlattım ama bunun dışında bu fark matematiği baştan inşa ettiğimizi gösterir. Bu yüzden de kullandığımız kelimeleri seçerken çok dikkatli olmalıyız. Ayrıca tanımlarımız hakkında çok hassas ve kesin olmalıyız çünkü eğer kesin olmazsak ve bunların üstüne matematik inşa edip kanıtlamalar yaparsak bir gün değişik bir anlam karmaşasıyla karşılaşabiliriz kafamızın karışmasının tek nedeni de zamanında tanımlarda hassas ve kesin olmamanız olabilir. Her neyse, umarım bu küçük farkı faydalı bulmuşsunuzdur. Artık herhangi bir sayıda bileşene olan bir vektör alıp bu vektörler arasındaki açıyı hesaplayabilirsiniz.